Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kek tarifim var. Dokusu inanın alışılmışın dışında bir kek. İnanın hazır kekler gibi. Çok güzel oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Gereken malzemeler 4 adet yumurtaya ihtiyacımız var. 2,5 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 kutu sıvı krema, 2 paket vanilya, 1 kabartma tozu, 6 çay bardağı un ve ben üzerine bir konserve şişesi vişne kullandım. Ama dilediğiniz meyveyle yapabilirsiniz bu keki. Her şekilde çok güzel oluyor. Ben birçok meyveyle denedim ve her seferinde harika bir sonuç çıktı ortaya. Kremanın verdiği doku inanılmaz arkadaşlar. Böyle hem yumuşacık hem ağızda böyle dağılan enfes bir kıvamı dokusu var ve asla bayatsamıyor. Aksine günler geçtikçe bekledikçe lezzetine lezzet katan bir kek. O yüzden gönül rahatlığıyla kesinlikle denemelisiniz. Şimdi yapılışına geçiyorum. Her kekte olduğu gibi ilk önce yumurta, şeker ve vanilyayı birlikte köpürene kadar, böyle rengi açılana kadar çırpacağız. Bu her kek tarifinde en önemli püf noktasıdır arkadaşlar. Eğer bu işlemi çok güzel yaparsanız kekiniz zaten çok güzel bir sonuç verir size. Ve yumurta kokusu asla olmaz. Güzelce beyazlaştıktan sonra sıvı malzemelerimi ekliyorum. Yani yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket sıvı kremamı da ekledikten sonra tekrar biraz çırpıyorum. Krema yerine isteyenler süt kullanabilir ama tam aynı dokuyu vermez. Yani bunu peşin söylemek istiyorum. Ama bir paket krema eklemenizi, yani bu tarifi birebir uygulamanızı çok istiyorum. Çünkü dediğim gibi klasik keklerden kıvamı, dokusu çok farklı. Çok daha güzel yani. Hatta tadına bakanlar hazır mı diye soruyorlar. Yani o şekil farklı oluyor ev keklerine göre. Daha sonra 6 çay bardağı unumu ekliyorum. Ben daha önceden elemiştim unumu. Ve bir paket kabartma tozumu ekliyorum ve mikserin düşük devreyle çırpıyorum. İlk başta mikseri çalıştırmadan önce şöyle şu şekil biraz bir karıştırdım ki mikseri çalıştırınca unlar her yere sıçramasın. Bu da küçük bir püf noktası aslında. Çoğu videomda söylemiştim. Evet, bu şekilde çırptım. Mikserle artık işimiz bitti. Şimdi sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Farklı olduğunu, yani kıvamından da anlarsınız. Gördüğünüz gibi ipeksi bir dokusu var bu haliyle bile. Şimdi kek kalıbımı hazırlayacağım. Bayağıdır kek videolarımda göstermedim nasıl hazırladığımı ve bu konuda çok soru alıyorum. Kek kalıbınızın markası tabii ki biraz hani önemli, iyi güzel olması, ama inanın 5 TL'lik kalıplarla bile harika sonuçlar alabilirsiniz. En önemli püf noktası bu şekilde yumuşak tereyağı kullanmanız arkadaşlar. Sıvı yağ değil ve eritilmiş değil. Yumuşak margarin veya tereyağı fırçayla her yerine, kenarları her yerine, yani eşit bir şekilde fırçayla bu yağı dağıtmanız önemli. Yağlanmamış hiçbir yeri kalmaması gerekiyor. Zaten çok az kullandık gördüğünüz gibi ve daha sonra yaklaşık bir yemek kaşığı kadar unumu döküyorum kalıbıma ve sallayarak her yerine unun yapışmasını sağlıyorum. Daha sonra kalan fazla ununu döküyorum ve birkaç kez kalıbıma vuruyorum. Böylelikle fazla unu dökülmüş oluyor. Bu şekilde hazırlamış olduk kek kalıbımızı gördüğünüz gibi. Kesinlikle un tabakaları yok yani. Kekinizi çıkardığınızda öyle unlar görünmeyecek yani. Ve asla kekiniz yapışmayacak. Şimdi gelelim tekrar kekimizin muhteşem dokusuna. Sizler ne düşünüyorsunuz bu tarifim hakkında? Gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum. Ve birkaç güne size çok güzel bir pasta tarifim var arkadaşlar. Dün çekimini bitirdim ve başıma inanılmaz aksilikler geldi. Ama pes etmedim. O pastayı bir şekilde yayınlayacağım sizlere ve başıma gelenleri göreceksiniz. Bu hafta yayınlamaya çalışacağım. Belki yarın olur veya öbür gün. Çünkü daha montajını yapamadım henüz.
Siz bu esnada bu kekimi deneyin diyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada deneyen arkadaşlarım isterse bana yaptıkları tarifleri, denedikleri tariflerimi Instagram'dan gönderebilirsiniz. Instagram'da adım Nefis Tarifler. Linkini açıklamalar kısmına koymaya çalışırım. Şimdi kekimi güzelce kalıbıma yaydıktan sonra üzerine suyunu süzdüğüm bir kutu konserve vişnem vardı başta da dediğim gibi. Onları yaydıktan sonra spatula ile şöyle hafif dokunuşlar yapıyorum ki bazı vişneler böyle içe doğru gitsin diye. Ve üzerine hafif bir çıtırlık vermesi için biraz pudra şekeri serpiyorum. 165-170 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum ve güzelce pişene kadar fırında tutuyorum. Benim fırınımda tam 50 dakikada pişti arkadaşlar ama kesinlikle süreye takılmayın. Mutlaka ama mutlaka benim yaptığım gibi bir pişme testi uygulayın. Pişip pişmediğini kontrol edin yani. Ben asla yani bu kadar tarif vermeme rağmen asla göz kararı çıkartmam. Mutlaka bir test yaparım yani pişip pişmediğini. Çünkü bazen 1-2-3 dakika bile eksik olabiliyor tam pişmesi için. Şimdi fırından çıkarttım arkadaşlar. Yumuşacık bu haliyle bile çok güzel. Ve hiç bekletmeden ben keklerimi sıcak ters çeviriyorum her zaman için. Şimdi bir bez yardımıyla ters çeviriyorum. Dediğim gibi fırından yeni çıktı. Yani 2 dakika ancak olmuştur. Kesinlikle ben keklerimi soğutup çıkartmıyorum. Yani hep sıcakken ters çeviriyorum. Bu şekilde dikkatli bir şekilde. Evet, hala dumanı üstünde. Belki videodan da anlaşılıyordur. Ve gördüğünüz gibi kalıbımıza asla yapışma olmadı. Yumuşacık bir dokusu var. Dilimlenmiş halini kesmeyi, video çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Ne kadar kabardığını görebilirsiniz. Yani elimden de anlaşılıyordur. Yumuşacık, süngerimsi bir dokusu var. Kesinlikle deneyin diyorum. Dediğim gibi dilimlenmiş halini kameraya çekmeyi unutmuşum. Sadece resimleri var elimde. Ama dokusunu anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Bu arada az önce dediğim gibi denemiş olduğunuz tariflerimi bana Instagram'dan gönderebilirsiniz. Instagram linkimi açıklamalar kısmına koyacağım. Oraya tıklayıp Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.